Tonguç Akademi'den hepinize merhaba. Bugün sizlerle 9. tarihte 1. dönem full özet 2. bölüme bakacağız. Bu bölümde biz 3. ve 4. üniteyi ele alacağız. Tabi 1. ve 2. üniteyi önceki hafta işlemiştik. Şimdi 3 ve 4'e bakacağız. Tabi şunu söylemekte fayda var. Ben bu derslerin hepsini zaten Tonguç Akademi'nin kanalında ayrıntılı olarak işlemiştim. Yani siz bunları bölüm bölüm zaten kanalda bulabilirsiniz. Ayrıntısı kısmını da oradan erişebilirsiniz. Biz burada sadece özet olarak bakacağız. Hani yüzeysel olarak böyle özetleyip şöyle tekrardan bir hatırlamak, tekrardan bu bilgileri böyle hafızamızda tazelemek için bu bölümlere bakacağız. Bu yüzden ayrıntılı olarak izlemek istiyorsanız mutlaka kanalımızdaki önceki videoları izleyin. Oynatma listelerinde bunlar mevcuttur. Onlardan istifade edin. Ama bunların bir özet olduğunu unutmayın. Tamam mı? Şimdi özetlerimize başlayalım. 3. ve 4. üniteye bu özette bakacağız. Şimdi Orta Çağ'daki başlıca siyasi gelişmelerle bir başlayalım. Kronolojik olarak Milli Eğitim Temel Kitabı vermiş. Ezbere gerek yok. Sadece bir bakalım neler varmış. Sasani Devleti'nin yıkılması, Vizigot Krallığı'nın kurulması, sona ermesi pardon. Yine İslamiyet'in Hindistan'da yayılmaya başlaması. Katolik ve Ortodoks bölünmesi bakın 1054 yılında olacaktır. Dikkat edin. Demek ki Katolik ve Ortodokslar ta 1054'te birbirinden ayrılacaklar kiliseler. Moğol İmparatorluğu'nun kurulması, Magna Carta, İngiltere'de o demokrasinin ilk izlerinin görülmesi, Moğol İmparatorluğu'nun parçalanması, İngiltere'de parlamenter sisteme geçilmesi, 100 yıllık savaşları ve Avrupa'da veba salgını. Ciddi manada Avrupa'da 100 milyona yakın insanın hayatına kaybetmesine sebebiyet veren önemli bir salgın olacaktır. Peki bu yıllarda Avrupa'daki önemli güçler kimler? Onlara bakalım. Şimdi Bizans İmparatorluğu var. Moğolları görüyoruz. Sasaniler. Aynı zamanda Ostrogotlar, Franklar. Yine bakın Vizigotlar, Alamanlar. O dönemlerdeki önemli siyasi unsurlar olacaktı. Ama Orta Çağ esasen hani böyle büyük krallıkların olmadığı, daha çok feodalite adını verdiğimiz rejimin hakim olduğu bir düzendir. Çünkü tamamen bu feodalite dediğimiz biraz daha böyle savaş lordlarının egemen güç kabul edildiği bir sistem olacaktır. Zaten şöyle bakın sistemin en üzerinde Avrupa'ya baktığımız zaman Orta Çağ krallar yer alacaktır. Daha sonra soylu sınıfı, asker sınıfı ve köylü sınıfı en altta da yer alacaktır. Toplumsal sınıf ve tabakalaşma da bu şekilde olacak. Ve feodalitede de daha çok dediğim gibi lordlar, senyorlar onların komutasında ve onların tamamen tahakkümünde bulunan böyle bazı bölgelerde onların yapılarında, kendi kalelerinde kendi yapıları olacaktır. Ta ki feodalite yıkılana dek de güçlü krallıklar Avrupa'da kurulmayacaktır diye. Hemen o dönemin Avrupa'sının ve o dönemin dünyasının önemli devletlerine bir bakalım. Onlardaki sistemler nasıl? Onları bir inceleyelim. Milli Eğitim Temel Kitabı 3 devleti burada esas olarak göstermiş. 3 imparatorluğu. Bizans'ı, Sasani ve Moğolları. Şimdi bakın Bizans'ta yönetim şekli imparatorlukmuş. Sosyal ve ekonomik yaşam tamamen ticarete dayalı. Aynı zamanda tarım ve hayvancılık da burada gelişmiş ancak ticarete oldukça önem verecekler. Çünkü İpek yolunun geçtiği önemli bir sahada yer alacaklar. Orduları da daha çok ücretli askerler ki bu askerlerden bazıları da mesela peçeneklerdir. Demek ki Türklerden de faydalanıyorlar. Ağır zırhlı birliklerden oluşuyor. Sasanilere gelecek olursak, Sasanilerde yönetim daha çok aristokratlar ve danışma meclisi üzerine şekillenecektir. Topraktan alınan vergileri, tarıma dayalı bir sosyal ekonomik yaşam burada hakim olacaktır. Ordularında daha çok güçlü, düzenli ve disiplinli birlikler yer alacaktır. Moğollarda ise Kaan'ın önderliğinde kurultay yapısı bir yönetim anlayışı vardır. Hayvancılıkla konar göçer yaşam tarzıyla hayatlarını sürdürecekler çünkü Orta Asya steplerinde onlar. Öyle tarım çok gelişmiş değildir. Gönüllü askerlerden, hafif süvari birliklerden oluşan Moğol orduları mevcuttur diyelim. Evet, 3 imparatorluğu bu şekilde tek tabloda özetleyebiliriz. Toplumsal tabakalaşmaya gelelim. Şimdi az önce demiştik Orta Çağ'da hani işte soylular, din adamları, burjuvalar, köylüler onlar tabakalayıp bu şekilde oluşururken dünyanın bir diğer tarafına baktığımız zaman Hindistan'da ise toplumsal tabakalaşma işte en üstte din adamlarının yer aldı. Altında kşatriyalar denen askerlerin, altında vaisya denen çalışanların ve en altta da suralar denilen işçilerin yer aldı. Bir de paryalar var, köylüler. Onlar biraz daha sistem dışında görülecektir diyelim. Aslında insan arasındaki ekonomik ve toplumsal eşitsizliğe dayalı olan tabakalaşmadır bunlar. Ve hiyerarşik bir düzen içerisinde sınıflanıyor. Orta Avrupa'da, Orta Çağ Avrupa'sında yarı açık bir tabaka vardır. Yani sadece bazı koşullar gerçekleşirse tabakalar arasında geçiş var. Ama Hindistan'da tamamen kapalı bir tabakalaşma sistemi var. Kapalı ne demek? Kesinlikle mesela Sudra'ysan Vaisya olamıyorsun. Kshatriya'ysan Brahman olamıyorsun. Kapalı bir tabakalaşma
olacaktır. Unutmayın. Orta çağda ticarete gelelim. Şimdi orta çağda ticarette esasen kara ticaretinde atlar, at arabaları ve develerden faydalanırken, deniz ticaretinde ise daha çok insan ve rüzgar gücüyle hareket edilen kürekli ve yelkenli gemiler vardır. Peki biz bu ticareti nerelerde yapıyoruz? Hemen oraya gelelim. Şimdi Karum adını verdiğimiz ticaretler daha çok bakın Ahasuglu tüccarların toplandığı semtler olacaktır. Hatta bu Karumlar o kadar egemendir ki ilk çağda, orta çağda, ilk çağda mesela Anadolu'nun yazıyla tanışmasında bu Ahasuglu Karumlar oldukça etken olacaktır. Agoralara gelelim. Bunlar da şehir devletlerinde ticari faaliyetlerin yapıldığı kent meydanı, çarşı, pazar yerleri olacaktır. Araslılara gelelim. Araslılar ise aynı esnaf gruplarının oluşturmuş olduğu dükkanların yan yana bulunduğu çarşılar olacak. Mesela işte Kuyumcular Çarşısı, Balıkçılar Çarşısı bir Araslı'dır. Hanlar ise kervanların ve yolcuların konakladığı yapılar olacaktır. Ribatlar ise böyle hani sınır bölgelerinde kurulan daha çok hani ilk aşamada askeri amaçlı olacaktır. İlk aşaması. Gözetleme merkezleri zamanla bunlar daha çok ticari merkeze dönüşecektir diyelim. Kervansaraylar ticaret yolları üzerinde bulunan konaklama tesisleri olacaktır. Bedesenler ise çeşitli eşyaların satıldığı bir kapalı çarşı özelliğidir diyelim. İşte bunlar da Karum, Agora, Arasta, Han, Ribat, Kervansaray, Bedesten daha çok ticaretin gerçekleşmiş olduğu yerler olacak dedim. Peki ticaret yollarına gelelim. Peki ondan başlayalım. Çin'den başlayacak. Çin'den bir kolu Kafkasya üzerinden Avrupa'ya, bir kolu da Anadolu üzerinden Avrupa'ya uzanan önemli bir ticaret yoludur. Asya ile Avrupa arasındaki önemli bir vasıta yolu olacak diyelim. Zaten tarih boyunca birçok devlette bu İpek yoluna egemen olmak ve buradaki ticaretten zenginleşmeye çalışacaktır diyelim. Baharat yolu ise Hindistan'dan başlayarak böyle hem Kızıldeniz üzerinden hem de böyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya uzanan önemli bir ticaret yolu olacaktır. Yine devletler bu ticaret yoluna egemen olup kendini zenginleştirmeye çalışacaklar. Kral yolu Persler tarafından yapılacaktır. İşte Persepolis, Sus şehrinden başlayarak Sarda, Efes, Millet'e kadar uzanan bir ticaret yolu olacaktır. Gerek Persler gerekse Anadolu'da Lidyalılar bu ticaret yoluyla zenginleşecektir diyelim. Kürt yolu ise özellikle hayvanların kürklerinden faydalanarak biraz daha soğuk iklimlerde giyim kuşam için kullanılan bir yol olacaktır. Burada Kürt yolu daha çok kuzey ülkelerinde egemen olan Rus, Çin hattında ve Avrupa'nın kuzeyinde uzanan bir ticaret yolu olacaktır. Kürt yolu bakın şu üstteki siyahlı olan bir de İpek yolu göstermiş burada kırmızı renkli. Ama siyah yol bizim için Kürt yolu olacaktır. Tekrar söylüyorum kuzey ülkelerde giyim kuşam böyle hayvan kürklerinden faydalanarak kendi insan vücutlarını biraz daha sıcak tutmak amacıyla bunlardan faydalanan bir yol, bir ticaret unsuru olacaktır. Orta çağda orduya gelelim. Orta çağda orduları ele alalım ve değerlendirelim. Şimdi orta çağda siyasi birliklerinden yoksun dur ilk aşamada ordular. Daha çok hani küçük oldukları için uzun süreli seferler düzenleyemeyecekler. Ancak zamanla Batı Avrupa'da 13. yüzyılda Franklar, şöyle yazalım, Franklar düzenli bir ordu sistemini geliştirecektir diyelim. Tabii ilk çağdan itibaren devletler hem varlıklarını devam ettirebilmek, hem savaşlarda başarılı olabilmek, hem de huzuru ve düzeni sağlayabilmek amacıyla da askeri teşkilatlar kurmaya başlayacak ve kendini geliştirmeye başlayacaklar bu alanda diyelim. Peki orta çağda Avrupa'da biliyorsunuz ki şövalyeler vardı, okçular vardı, kuşatma teknikleri etrafında dönen bir kara savaşları var. Orta çağ Avrupa'sı daha çok bunun üzerine şekillenecektir. Ancak biz doğuya baktığımız zaman yüzyıllarca Orta Asya'da Türk ve Moğolların bu atlı askerleri var değil mi? Hafif süvari birlikleri vardır atlı askerler. Niye? Çünkü daha hızlı hareket edebilmek için zırhlı değildir bunlar. Hafif süvari birlikleri olacaktır diyelim. Ki orta çağda ücretli askerlik sistemi birçok devlette görülecektir. Bunlardan biri de Bizans'tır. Bizans da ücretli askerlerden oldukça faydalanacak diyelim. Yine 14. yüzyıldan sonra da İngiltere ve Fransa gibi krallıklar ordularında maaş karşılığında tamamen asker bulundurmaya başlayacak. Ve Avrupa'da da askerlik mesleği böylece mesleki bağlamda ortaya çıkacaktır diye. Devam edelim. Kanunlar gelişiyor kısmına gelelim. Şimdi ilk siyasi oluşumlarda devlet ve toplum hayatının düzenli ve disiplinli şekilde yürütülmesinde bu hukuki iş gelenek haline gelecek ve kurallara yani normlara dayalı olarak burada gerçekleşilecektir dedim. İlk olarak burada Roma hukukunu alalım. Bunun ilk basamağı 12 levha kanunları olacaktır, tamam mı? 12 levha kanunları
Roma hukukunun ilk temel basamağını oluşturacaktır. Roma halkının görev ve sorumluluklarını ve halk arasındaki ilişkileri gibi konuları ele alacaktır. Mesela burada bir Roma hukukundan bir madde var. Diyor ki bir kimse kendisine borçlu olan vatandaşa hakim önünde götürür. Borçlu borcunu ödeyemezse muayyen şekillere riayet ederek ona el koyar. Evine götürür ve zincire vurur. Muayyen zaman içinde yine ödeyemezse öldürebilir veya köle olarak satar. Demek ki sert kurallarmış. Bakın ölüm, köle yapma bunları görebiliyoruz. Justinianus kanunlarına gelelim. Daha çok aile, kişi ve miras hukuku üzerine düzenlemeler olacaktır. Bu yüzden de günümüz medeni hukukunun temellerini oluşturacak. Mesela örnek vermiş. Bir kimse diğerinin bedenine zarar verirse veya bir şey çalarsa zarar gören şahıs zararın telafi edilmesini isteyebilir ve bu tazminat parayla ödenir. Bakın paraya dayalı olduğu için biraz daha sert değil yumuşak olduğunu söylemek mümkün. Cengiz yasasına gelelim. Türk ve Moğol törelerinin yazılı hale gelmiş şekli olacaktır. Cengiz yasası. Aynı zamanda bakın burada ne diyor? Kasten yalan söyleyen, sihirbazlıkla uğraşan, casusluk yapan, kavga etmekle olan iki kişi, iki şahıs arasına girerek onlardan birine yardım edenlerin cezası ölümdür. Demek ki oldukça sert kanunlar olacaktır diyelim. Evet, bu şekilde burayı bitirmiş olduk. Dördüncü ünitemize gelelim. İlk ve Orta Çağlar'da Türk dünyasına bakalım. Şimdi Türk adı esasen farklı kaynaklarda farklı şekilde adledilecektir. Çünkü hani Türklerin ilk dönemlerine ait konar göçer yaşam tarzıyla hayatlarını sürdükleri için yazılı kaynaklar oldukça azdır. Bu yüzden farklı kaynaklarda biz Türk adlarını görebiliyoruz. Mesela Çin kaynaklarında Nifer adıyla bilinecektir. Sen Çin kaynaklarında Türk adını Miğfer olarak görüyorsun. Uygur kaynaklarında güç ve kuvvet. Kaşgarlı Mahmut'ta olgunluk çağı olarak görülürken Vamre ise Türk adını Türemiş olarak görecektir. Ziya Gökalp ise kanun ve nizam sahibi olarak ifade etmektedir. Peki Türkiye adına baktığımız zaman Bizans kaynaklarında 6. yüzyıldan itibaren Orta Asya için ilk olarak Türkiye ismi kullanacaktır. Ancak 9 ve 10. yüzyıllara geldiğimiz zaman Volga'dan Orta Avrupa'ya kadar olan kısma Türkiye diyecekler. 11 ve 13. yüzyıllarda Mısır ve Suriye'ye Türkiye denilecektir. 12. yüzyıldan itibaren ise Anadolu Türkiye olarak bilinecektir diye. Orta Asya'daki kültür merkezlerine gelelim. Şimdi en eski kültür merkezi burada Anav kültürü olacaktır. Özellikle at ilk defa bu kültürde görülecek. Orta Asya'nın en eski kültürü olacaktır. Afanasyov kültürü Türklere ait en eski kültür yapısıdır. Andronov kültürü özellikle ön Türkler tarafından meydana getirilen diğer iki kültürden de biraz daha gelişmiş kültür olacaktır. Karasup kültürü özellikle demiri erken işlemesi ve atlı göçebe kültürün yayılmasını sağlayan bir kültür olacaktır. Ve en gelişmiş kültür de Tagar kültürdür. Aralarındaki en gelişmiş kültür yapısıdır. Kültür merkezlerinde bu şekilde görmüş olalım. Şöyle de durayım. Belki ekran resmi çekmek isteyenler falan olabilir. Şuradaki notlarla net bir şekilde görün. Boylardan devlet ekonomimize gelelim. Şimdi esasen şunu söylemekte fayda var. Türkler ilk teşkilatlı yapılarını oluştururken tamamen boylar sisteminde, boylar federasyonu şeklinde örgütlenecektir. Yapıları tamamen bunun üzerine şekillenecektir diyelim. Tabii tamamen kendi köklü ve yerleşmiş bir toplum yapısına sahip olduğunu da ifade etmekte fayda var. Türklerin dünyanın dört bir tarafına dağılmasına rağmen varlıklarını korumaları da aynı zamanda Türklerin aile yapısına vermiş olduğu bir önemdendir. Aileye de Türklerde Oguş adı verilir. Zaten bakın aile oguş, bu aileler birleşiyorsa urukları oluşturuyor. Uruklar birleşiyorsa boyları, boylar birleşiyorsa milleti yani bunlar da birleşiyorsa devleti oluşturuyor. Devletin hem kurucusu hem de temel unsuru ise mutlaka nokta nazar arasında yer alsın. Millettir. Yani hem kurucu hem de temel unsur budun. Millet olacaktır. Unutmayın. Türk Devleti'nde gücün meşruiyet kaynaklarına gelelim. Buraya bakalım. Şimdi gök tanrı anlayışı var burada. Yani demek ki Türklerde gök tanrı anlayışı varsa gücün kaynağı burada ilahi olacaktır. Aynı zamanda Türklerde bir kut inancı da var. Kut inancı nedir? Devleti yönetme yetkisinin tanrı tarafından kağana verildiği inancıdır. Biz buna kut inancı deriz. Bir de hanedan var. Hanedan üyeleri kan olma hakkına sahip. Doğal olarak hanedanın ortak malı olarak görüldüğü için bu da devletlerin kısa sürede yıkılmasına ya da merkezi otoritesinin zayıflamasına sebebiyet verecektir. Hükümdarın kullanmış olduğu unvanlara gelelim. Bu eski Türklerde hükümdar, Şanyur, Tanhu, Han, Yabgu, İlteber, İdikut, Erkin, Kaan gibi unvanlar kullanacaktır diye.
Kullanmış oldukları semboller arasında ise taht, davul, otağ, kutuz, tuğ ve yay var. Dikkat edin, ok yok. Bakın, yay olmasına rağmen ok yoktur. Unutmayın, tamam mı? Şöyle bir çarpı atalım. Gücün maddi ve temel kaynaklarına gelelim ve Orta Asya'nın temel yapısını ele alalım. Şimdi Orta Asya, geniş böyle çöllerden Gobi, Taklamakan gibi çöller var burada. Sert iklim yapısı var çöllerden dolayı. Bu yüzden tarıma elverişli değil, konar göçer yaşam tarzı benimseniyor ve daha çok hayvancılıkla uğraşılacaktır diyelim. Doğal olarak bu bölgede demirin erken işlenmesi, göçebe ve askeri kültürün gelişmesi de Türklerin biraz daha askeri yapıda kendilerini geliştirmiş olduğunun temel bir göstergesi olacaktır diyelim. Güç paylaşımı ve yönetime gelelim. Türklerde kurultay vardır. Kurultay toy olarak da bilinmektedir. Devlet işlerini görüşülüp tartışıldığı yerler olacaktır. Toyun siyasi, kültürel, hukuki ve ekonomik alanda almış olduğu kararlar vardır. Peki bu kurultayı kimler oluşturuyor? Burada bir kağanımız var. Aynı zamanda yanında bir hatun olacaktır. Başvezirimiz Aygucu olarak bilinecektir. Hanedan üyeleri de ve boy beyleri de kurultaya katılan üyeler arasında olacaktır diyelim. İlk Türk devletlerine gelelim. Asya Hun Devleti ile bir başlangıç yapalım. Kurucumuz Teoman olacak. En parlak dönemini Mete döneminde yaşayacaklar. Mete Han döneminde orduda bir onlu teşkilatlanmaya gidecekler. Aynı zamanda Mete'nin ölümünden sonra da devlet ikiye ayrılacaktır. Doğu Hun Devleti Hohhannye tarafından, Batı Hun Devleti ise Çinçe tarafından organize olacak. Ama zamanla Çinliler bunlara son verecektir diyelim. Asya Hun Devleti Türk tarihinin ilk teşkilatlı Türk devletidir. Unutmayın. Birinci Köktürk Devleti'ne gelelim. Türk adıyla bilinen, bakın Türk adıyla bilinen ilk devlettir. Kurucusu Bumin Kağan olacaktır. En parlak dönemi ise Mukan Kağan döneminde yaşayacaktır diyelim. Tamam mı? Unutmayalım. Bu bağlamda da oldukça önemlidir. Peki Köktürkler nasıl kuruldu? Köktürkler kurulurken özellikle Avarlara baş kaldıracaktır. Ve onlar Avarları burada yıkarak, Asya'daki devletlerini yıkarak kuracaktır. Avarlar daha sonra Avrupa'ya göçecek ve orada tekrar bir devlet kuracaktır. İkili teşkilat kuracaklar. Kuracaklar demeyeyim de daha çok kullanacaklar diyelim. Doğuyu Bumin Kağan yönetirken Batı'yı İstemi Yabgu yönetecektir. Doğu Hakan'ın olduğu yerdir. Unutmayalım. Batı'da ise daha çok hani içlerinde serbest, dışlarında Kağan'a bağlı olacaklar. Zamanla da Doğu Batı olarak ikiye ayrılıyor bunlar. Çinler de varlıklarına son verir. İkinci Köktürk Devleti'ne gelelim. İkinci Köktürk Devleti'nin kurucusu devleti toplayan, derleyen manasında da kullanılan İlteriş Kağan olacaktır. Kutlu Kağan olarak da bilinmektedir. En parlak dönemine de Bilge Kağan döneminde yaşayacaklar. Unutmayalım. Kapkan Kağan döneminde ise bakın Orta Asya'daki o Türk boyları hakimiyet altına alınacak ve tek çatı altında toplanacaktır diyelim. Bilge Kağan döneminde Kürtügin ve Tonyukluk'la beraber güçlü bir yönetim oluşturulacak. Hatta o dönemde Türk tarihinin ilk yazılı eseri olan Orhun kitabeleri, Orhun yazıtları yazılacaktır diye unutmayalım. Basmil, Karluk ve Uygurlar birleşerek 2. Köktürk Devleti'ne son vermiştir. Hemen devam edelim. Uygur Devleti'ne gelelim. Şimdi Uygur Devleti için şunu söylemekte fayda var. Kurucusu Kutlu Bilge Kürkan olacaktır. En parlak dönemi ise Moyençor döneminde yaşayacaklar. Maniizm, Böyük Kağan tarafından kabul edilecek ve Maniist dini benimseyen ilk Türk devleti, Uygur devleti olacaktır. Maniist dinini benimsedikten sonra ve tarıma başladıktan sonra da yerleşik yaşam düzenine geçecekler ve yerleşik yaşama geçen de ilk Türk devleti olacaklardır. Kırgızlar tarafından da varlıklarına son verilecektir Uygur devleti. Orta Asya'daki Türk göçlerine gelelim. Şimdi neden göçler gerçekleşiyor Orta Asya'dan? Bir defa Orta Asya stepleri, burada iklimin elverişsiz olması, kuraklık, doğal olarak ekonomik sıkıntıların burada baş göstermesi etkendir. Nüfus artışı, insan ihtiyaçlarının burada karşılanmasının zorlaşması yine önemli bir etkendir. Unutmayalım. Bu da temel bir problem durumu. Yine otlakların burada darlığı, sınırlı tarım olması, yine siyasi mücadelenin burada gerçekleşmesi, Çin ve Moğolların baskı uygulaması, aynı zamanda bağımsızlık arzusu, fetih arzusu, yeni vatanlar kurma fikri, bunların hepsi göç sebepleri arasında olacak diyelim. Dünyanın dört bir tarafına göç edecek Türkler, tabii bu göçlerden dolayı da Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesi zorlaşacaktır diyelim. Türklerdeki askeri kültüre gelelim. Tarih boyunca savaşçı kimliğiyle ön plana çıkan bir millet Türkler. Türk toplumunda da eli silah tutan herkes asker olarak görülüyor. Tarihte ilk düzenli Türk ordusu onlu sisteme göre Mete Han döneminde oluşturuluyor. Bakın orduya su adını veriyor. Zaten ordu komutanları da subaşı olarak da bilinmektedir.
Türkler Atlasker atı özellikle savaş meydanlarında kullanarak da hız ve manevra üstünlüğünü sağlayacaktır. Savaşlarda daha çok Türkler Turan taktiğini kullanıyorlar. Baktığımız zaman taktiğe önce karşıdaki ordularla birler. Yavaşça kollara ayrılarak, sağ ve sol kollara ayrılarak burada karşıdaki orduyu bir kıskaç içine alınarak eritmeye ve savaşları kazanmaya çalışacaklar. Taktiğin en önemli unsuru budur. Kavimler göçüne gelelim. Şimdi Türk göçlerinden bahsetmiştim. Bu göçlerin bir kısmı da Avrupa'ya gerçekleşen göçler olacaktır. Bu göçler öndeki birçok barbar kavmi iterek gerçekleşen ve Avrupa'nın siyasal hayatını değiştiren bir unsur olacaktır. Kavimler göçüyle beraber Roma İmparatorluğu 395'te ikiye ayrılacak. Batı Roma'da 476 yılında yıkılacaktır diyelim. Yine krallıklar etkisini kaybedecek. Feodal rejim, derebeylikler önem kazanacaktır. Kilise ve papalık güçlenecek. Skolastik düşünce önem kazanacak. Avrupa'da karanlık bir çağ başlayacaktır. Avrupa devletlerinin yani işte Angıllar geldi, İngilizler oluşturdu. İşte Franklar geldi, Fransızları. Vizigotlar geldi, Vandallar geldi. Bu bölgede İspanyolları, Portekizleri oluşturdu. Kavimler göçüyle beraber ilk çağ kapandı. Orta çağ başlayacaktır. Aynı zamanda Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti olan Avrupa Hun Devleti de Kavimler göçüyle beraber kurulacaktır. Diyelim. Hemen gelelim Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti Avrupa Hun Devleti'ne gelelim. Şimdi şunu söylemekte fayda var. Kurucusu Bademir olacaktır Avrupa Hun Devleti'nin. Hunlar dikkat ederseniz hem Asya'da hem de Avrupa'da devlet kuruyorlar. Bu bakımdan önemli bir Türk devleti olacaktır. Aynı zamanda Hunlar için, Avrupalılar için şunu da söylemekte fayda var. En parlak dönemini Atilla döneminde yaşayacaklar. Uludiz döneminde ise Anadolu'ya ilk defa Türkler adım atacaktır. Atilla döneminde Doğu Roma'ya karşı seferler var. Bu seferler sonucunda Margus ve Anatolius antlaşmaları imzalanıyor ve Doğu Roma baskı altına alınıyor. Yine Almanların, şurası yanlış yazılmış, Manların olmuş. Almanların ünlü destanı olan Nibelungen destanında Atilla Etzel olarak bilinecektir. Bu destanda Atilla'nın Alman Burdonglara karşı mücadelesi anlatılmaktadır diye. Diğer Türk devletlerinden biraz bahsedelim. Avarlar, Hunlar gibi hem Asya'da hem de Avrupa'da devlet kuran bir Türk devleti olacaktır. Çinler onlara şu an şu anlar diyorlar. İstanbul'u da iki defa kuşatacak. Hatta İstanbul'u ilk kuşatan Türk devleti olacaktır. Karluklar, Talas Savaşı'nda Çin'e karşı Arapları destekliyorlar. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boylarından biri olacaklar. Karanların kurulmasında da etkililer. Hazarlar, Bizans, Sasani ve Müslüman Araplarla siyasi ilişkilerde bulunup Museviliği benimseyen tek Türk topluluğu olacaklardır. Türk işleri ise Emevilerle mücadele ederek Orta Asya'nın Arapların eline geçmesini engelleyen ve kendi adlarına para bastıran bir Türk devleti olacaktır diye. Devam edelim. Bulgarlara gelelim. Büyük Bulgar Krallığı burada Kubrat Han döneminde kurulacak ancak zamanla ikiye ayrılacaktır. Bunlardan biri Turna Bulgarları, diğerleri İtil Bulgarları'dır. İtil Bulgarları Büyük Bulgar Krallığı'nın yıkılmasından sonra İtil bölgesinde kurulacaktır. Almış Han döneminde İslamiyet'i benimseyecek. Aynı zamanda İslamiyet'i bir devlet dini olarak benimseyen ilk Türk devleti olacaktır diyelim. Turna Bulgarları ise o Kubrat'ın oğlu Asparuh tarafından kurulacaktır. Boris Han döneminde ise Hristiyanlığı kabul edecek ve asimile olacaktır diyelim. Oğuzlara gelelim. 10. yüzyılın sonlarına doğru İslamiyet'i kabul edecek Oğuzlar. Onlar mesela işte Kınık Boyu, Büyük Selçuklu, Kayı Boyu, Osmanlı gibi büyük kuşatıcı imparatorlukları kuracaklar. Kırgızlar ise 840 yılında Ötügen Merkezi kurulacaklardır ki Ötügen Merkezi kurulan son Türk devletidir. 1207'de Cengiz Han'a tabi olacaklar. Daha sonra Rusya egemenliğine gidiyorlar. 1991'de ise Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yıkılmasıyla beraber bağımsızlığını kazanıyorlar. Ve son olarak Türk devletlerindeki ticari politikalara gelelim. Buraya değinelim. Şimdi Hunların ticaret politikasının ilk unsurunda Çin'i vergiye bağlama vardır. Ve İpek yolu hakimiyet unsuru olacaktır. Zamanla ticaret pazarlarına oldukça önem verecekler. Ve İpek yolu hakimiyeti Çinlerle işte değişik mal alım satımları kendi ticaretlerinin politikalarını oluşturacaklar. Köklüklere gelelim. Onlar İpek yolu hakim olabilmek için önce Sasanilerle işbirliği yaparak Akunları yıkacaktır. Akunların yıkılmasını sağladıktan sonra da burada Sasanilerle bu toprağı paylaşacaklar. Ancak zamanla Türk-Sasani ilişkileri bozulunca bu defa Bizans'la ittifak yaparak Sasanileri yıkacaklardır. Bir de Soğutlu tüccarları burada destekleyerek özellikle onların ticaretinden de faydalanarak kendi ticari hayatlarını zenginleştirmeye çalışacaklar. Uygurların ticari politikalarına gelir. Biliyorsunuz yerleşik yaşama geçen ilk Türk devletlerinden biridir Uygurlar. Bu yüzden Ordubadık gibi merkezi şehirlere çok sayıda tüccar gelecektir. Burada canlı at, hayvan derisi gibi eşyaların yanı sıra çok sayıda mamul madde üretip satacaklardır.
Bakın onlarda çav adı verilen bir kağıt para var. Yine kuanpo ve böz denilen de bir çeşit kumaş para bu ticarette kullanılacaktır. Hazarların ticaret politikasına gelelim. Hazarlar kurulmuş oldukları coğrafyada Musevilik, Hristiyanlık, Müslümanlığı benimseyecek gök tanrı inançları var. Birçok böyle inancı ve farklı görüş hakimler. Bu yüzden Hazar Barış Çağı adı verilen bir dönemi yaşayacaklar. Bu dönemde de ticaretten oldukça zenginleşeceklerdir diyelim. Yine şehirlerindeki güvenlik ve huzura da çok önem veriyorlar. Çevreleriyle dostane ilişkiler kurup ticareti geliştirmeye çalışan bir Türk topluluğu olacaklardır diyelim. Evet, dersimiz burada sona erdi. Tekrar söylüyorum bakın. Biraz hızlı ve yüzeysel anlatmış olabilirim ama tekrar söylüyorum. Bunlar bizim tekrar hatırlamamız babında derslerdi. Çünkü biz ayrıntılı olarak bunları tek tek derslerde işlemiştik. Sadece özet olarak, kısa bir hani fragman olarak böyle tekrar bunları bir ifade etmiş olduk. Yarım saatlik bir süreçti. Hemen ödüllü sorumuza gelelim. Uygurlarda Maniyezm'i kabul eden hükümdar kimdir? Bunu mutlaka yorum kısmına yazalım. Kendinize çok dikkat edin. Size ve ailenize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.